9. Sınıf Kimya Ders Kitabı Cevapları. Pasifik Yayınları sayfa 172 ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Kimya Ders Kitabı sayfa 172 cevapları. Pasifik Yayınları. Bölge, madde katı haldedir. Dışarıdan ısı alır. Alınan ısı, taneciklerin titreşim hareketini artırır. Böylece taneciklerin kinetik enerjisi artar. Bu durumda, erime noktasına kadar katının sıcaklığı yükselir. Bu bölgede madde homojendir. 2. Bölge, madde dışarıdan ısı almaya devam eder. Alınan ısı, taneciklerin birbirinden uzaklaşmasında kullanılır. Böylece hal değişimi olur. Sıcaklık sabit kalır. Alınan ısı, hal değiştirmede kullanılır. Katı ve sıvı hal birlikte görülür. Bu nedenle bu bölgede madde heterojendir. Maddenin tümü hal değiştirdikten sonra, sıcaklık tekrar artmaya başlar. 3. Bölge, maddenin tamamı sıvı haldedir. Dışarıdan ısı almaya devam eder. Alınan ısı, taneciklerin hareketlerini artırır. Bu durumda taneciklerin kinetik enerjisi artar. Kaynama noktasına kadar sıcaklık yükselir. Bu bölgede madde homojendir. IV. Bölge, madde dışarıdan ısı almaya devam eder. Sıcaklık sabit kalır. Çünkü alınan ısı, taneciklerin birbirinden uzaklaşmasında kullanılır. Bu şekilde, hal değişikliği meydana gelir. Sıvı ve gaz hal birlikte görülür. Bu nedenle bu bölgede madde heterojendir. Tüm madde hal değiştirdikten sonra, sıcaklık tekrar yükselmeye başlar ve bölge, tüm madde gaz haline geçmiştir. Tanecikler arası etkileşim yoktur. Isı verilmeye devam edildikçe sıcaklık da yükselmeye devam eder. Bu bölgede madde homojendir. Öğrendiklerimizi uygulayalım. Bir gaz, neden bulunduğu kaba basınç uygular. Cevap, taneciklerinin hareketinden dolayı. 2. Gazlar neden katılardan daha fazla sıkıştırılabilir? Cevap, gaz tanecikleri arasındaki boşluklar katılara göre fazla olduğu için. 3. Otomobil, kamyon gibi araç üreticileri, araç lastik basınçlarının yol ve yük durumuna göre ne kadar olması gerektiğini, araçların kullanma kılavuzlarında belirtirler. Bir otomobilde 4 kişi bagajlarıyla beraber yolculuk etmek isterse üretici, lastik basıncının artırılmasını mı yoksa azaltılmasını mı belirtir? Neden? Cevap, arttırılmasını belirtir. Çünkü araca binen yük fazla olacağından süspansiyona binen baskıyı azaltmak ve tekerlerin vanta değmesini önlemek için bu yapılır. 4. Gazların sıcaklığını ölçmede genelde Kelvin ölçeği kullanılır. Neden? Cevap, çünkü mutlak sıcaklık Kelvin birimiyle ortaya konmuştur. 5. Uçağın icat edildiği yıllarda pilotun üzerinde bir kabin yoktu. Bu uçaklarla çok yüksekte uçmak, pilotun sağlığı için uygun değildi. Bu durumun atmosfer basıncı ile ilgisini açıklayınız. Günümüzde uçaklarda kabin basıncı, ından söz edilir. Bu ne anlama gelmektedir? Cevap, deniz seviyesinde bir ATM basınç vardır. Her 100 metrede bir ATM basınç artar. Bu sebeple belli bir yükseklikten sonra insan vücudu bu basınca katlanamaz. Kabin basıncı da deniz seviyesindeki basınla aynıdır. 6. Bir gazın hacmini nasıl ölçersiniz ve ölçüm sonucunu hangi birimle ifade edersiniz? Cevap, gazın hacmi bulunduğu kabın hacmine eşittir. Genelde L ya da M3 birimiyle ifade ederiz. 7. Havası inmiş bir bisiklet lastiği ya da top şişirilir. Şişirme işleminde lastikteki ya da toptaki havanın, gazın, basınç, hacim, sıcaklık ve miktar özelliklerinden hangilerinde değişme olur? Neden? Cevap, lastiğin basıncı, hacmi sıcaklığı artar. Çünkü inen tekerdeki basınç azdır ve biz şişirdikçe artar, bu artış doğrudan hacminde artışı anlamına gelir ve uygulanan basınçtan dolayı sıcaklık da artar. 8. Aşağıdaki tabloda, belirli bir miktardaki suyun belirli bir süre soğutulması ve bu süreçte sıcaklığındaki değişime ait veriler yer almaktadır. Bu verileri kullanarak sıcaklığın zamanla değişimini gösteren bir grafik çiziniz. Grafikle ilgili soruları yanıtlayınız. Cevap: A. Erime sıcaklığı 0 derece tur.
Çünkü zaman geçtiği halde sıcaklık sabit kalmıştır. B. Yüksek sıcaklıktaki noktadan kaynama noktasına kadar eğri çizilir. C. 0-4 ve 24-28 dakika aralığında. D. Isınma grafiği elde edilir. 9. sınıf Pasifik Yayınları Kimya Ders Kitabı sayfa 172 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.